Mehmonlarga odam, uni ham ular taniysizlar, kitobini o'qigansizlar. Savdogarning ustoz kitobini o'qiganlar bormi, qo'l ko'tarsin. Ha, shuncha kishi o'qibdi. Savdogarning ustozini yozgan inson, Benazir Imom kitobini yozgan yozuvchi, tadbirkor, Ahadqulu Qolmuhammad o'g'li. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar, shu yerda tashkilotchilar, o'qituvchilar. Hammalaringiz uchun tashakkur, shuncha vaqt ajratib, e'tibor ajratib, bizni chaqiribsizlar, xudo siylasin. Endi savdogarlar ustozining birinchi sinf, ikkinchi sinf va Benazir Imomni o'qidilaringiz. Benazir Imomni qancha odam o'qigan? Yaxshi. Benazir Imomni o'qiganlar bo'lsa, o'qimaganlar bilan bo'lishsin. Keyin o'qib olingizlar, chunki kitobdan gaplashadigan bo'lsak, bu sizlar bilan birga emas. Xo'sh, birinchi aytadigan masalamiz, o'zi ikkita masala aytaman bugun sizlarga, xudo xohlasa. Keyin savol-javob qilamiz, keyin yakunlaymiz. Birinchi masala shundaki, oldin savol bilan boshlamoqchiman. 3 kişi cevap verdi. Savolga faqat diqqat qilasizlar iltimos. Mana ulug'larimiz bor, ajdodlarimiz. Nima uchun buyuk bo'lgan? Qisqa savol. 3 kişi shu bilgancha cevap versin. Nima uchun buyuk bo'lgan? Mana shu cevap bersin. Ular ilm yo'lida badanini, hamma narsasini qurbon qilishgan. Yaxshi. Nima qilmoqchi? Yana rahmat. Yana. Ha. Chunki o'tgan zamon qiyinchilik bo'lgan, hozir hamma narsa oson, internet, svet, gazlar bor. O'tgan zamonlarda hamma toshni olovlarda qilishgan. Sizdan ham bir kishi javob bersin. O'sha o'zlarini qurbon qilishganda o'sha boshqalarni o'ylab o'zlarini qurbon qilishgan o'xshaydi. O'tganlarimiz nima uchun buyuk bo'lgan degan savolga uchta javob oldik mana. Bir kişi ilim uchun bütün e'tiborini sarflagan, g'ayrat qilgan dedi. Bir kişi shu o'zini rohatini o'ylamay, boshqalarning farog'atini o'ylagan dedi. Qisqa aytganda, oxirgi yigitimiz eski zamon bo'lsa qiyin edi, hozir internet hamma narsa bor deb aytadi. Endi shu oxirgi savolga siz javob bergan yigit nimasiga ozgina qo'shimcha kiritaman. Eski zamonlar unaqa qiyin bo'lmagan, to'g'ri. Ilmga yetish ozgina mashaqqat bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu zamonlar yashamoq boshqa, mana hozirgiday bo'lmagan. Sal soddaroq bo'lgan, endi hozir odam qorin to'yg'izib olish uchun bir oy tinmay ishlash kerak. Eski zamon javobday bo'lmagan. Endi butun e'tiborni ilmga sarflaganini kengaytirib tushuntirib beraman. Uchta savol, uchta javob yaxshi javob bo'ldi, endi izohga o'tamiz. E'tiborlaringiz yaxshi yig'ib olasiz. Xo'sh. Chunki ular har sohadan xabardor, o'zlarining sohasida eng zo'r bo'lgan. Eng yetuk. Hamma sohadan xabardor bo'lgan, o'zlarining sohasida eng yetuk odam bo'lgan. Mana Benazir Imom o'qiganlar biladi. Mazhabboshimiz Imom Azam hazratlari roziyallohu anhu tijoratda ham ulug'or odam bo'lgan, jang san'atida ham, kamonbozlikda ham, suzishda ham hammasida yaxshi zo'r bo'lgan. Juda xabardor bo'lgan. Ilmning hamma pog'onalarda baland bo'lgan. Ammo fiqhda u kishidan hech kim o'tib keta olmadi. Qiyomat kuni olimman degan odam, izlanaman degan odam u kishining hisobiga yashaydi. Boshqalarni ham misol keltirsangiz, hammasi shunday. Mana Abdulloh ibn Muborak roziyallohu anhu o'qidilaringiz, hammalaringiz. Hamma sohada eng zo'r. Ya'ni ulug'lar aytganki, butun yaxshiliklarni hayotida yashab ko'rdi u odam. Hamma yaxshiliklarni qilib ko'rgan. Jangga ham borgan, tijorat ham qilgan, tijorat eng buyuk ishlardan. Hadis sharif bo'yicha roviylarni amiri, sultoni, Imom Buxoriy hazratining hadis sharif rivoyati bo'yicha sultonlardan hisoblanadiki, Abdulloh ibn Muborak roziyallohu anhu kitoblarini o'qigan kishi. Ya'ni hammasi har ishdan xabardor bo'lgan. Mana yaqingacha kelaversangiz, mana bu yoqda amir demoq, ha? Sultonimiz. U kishi ham qori bo'lgan, yaxshi so'zlashtirgan. Olim odam bo'lgan o'zi.
Lekin jang san'atida eng birinchi bo'lgan odam. Eng büyük odam. Siyosat va jang san'atida u kishidan hech kim o'tib keta olmagan. Shuning uchun hamma sohadan xabardor bo'lasiz. Mana bekamiz aytgandek, internet zo'r. Ma'lumot topish oson. Internetdan tashqari o'qituvchilar bor. Ma'lumotlardan hamma tarafdan xabardor bo'lasiz, lekin o'zingiz tanlagan sohada sizdan o'tib ketadigan odam bo'lmasligi kerak-da. Nihoyatda kuchli bo'lishingiz kerak. Nihoyatda ro'y bo'lishingiz kerak. Sergak bo'lishingiz kerak. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Mana endi Amir Temur hazratlarini aytdim, bitta narsasini aytib o'taman. U kishi siyosatda haqiqatda buyuk odam bo'lgan. Ya'ni u kishiga o'xshab juda katta davlat tuzgan odamlar deyarli kam. U kishi ham davlat tuzgan, ham uni idora qilgan. Ya'ni davlat yerini kengaytirish, davlat tuzish boshqa, uni idora qilish yana boshqa ish. To'liq idora ham qilgan o'sha davlatni. Mana bitta kichkina misol aytaman. Karvonlar talanib bergan, hojilar o'ldirilavergan. Chunki har musulmon davlatlardan har yili haj mavsumida odamlar hajga boradi. Qaroqchilar hojilarga hujum qilgan, karvonlarni talagan, o'zlarini o'ldirgan. Ana shu masalani Amir Temur hazratlari yechgan. Endi hozir savol berib o'tmayman. Diqqat etasizlar, chaqirmang. Ko'pchilik mana shu qaroqchilardan butun dunyoda o'sha hojilarni erkin hojga borib kelishini osonlashtirgan, qulaylashtirgan shu muammoni yechgan. Qanday yechgan shu muammoni? Yaxshilab eslab qo'yingizlar. Muammoni shunday yechgan. O'sha hojilar Ka'bani o'tadigan yo'l qaysi davlatdan o'tadigan bo'lsa, u qaysi davlatdir? Rimmi, Italiya, Yevropami, boshqa davlatlar. Har qanday oltin o'rdami, bugungi Tataristonmi dedi masalan. Har qanday davlatlarga shunday xat jo'natgan odam Amir Temur hazratlari va aytganki, qaroqchilarni o'sha o'ldirmagan, qaroqchilarni qilgan bilan yangisi o'tib, yana yangisi paydo bo'laveradi. O'sha hukumatga, o'sha davlatga nomi yo'llab, aytganki, mabodo bitta hojini boshidan bir tora soch to'kiladigan bo'lsa, men seni sizga qo'shib jo'nataman dedi. Rim, eng buyuk Rim, eng buyuk Yevropa, boshqadir hammasi Amir Temur hazratlarining qarshi chiqadigan quvvati bo'lmagan. Shuning uchun ular o'zining hududidagi qaroqchilarni o'zlari tiyib olgan. Chunki biladiki, bitta qaroqchini nojo'ya harakati bilan o'sha davlatni ustiga Amir Temur hazratlar nima qiladi? Askar jo'natadi. Shuning uchun u kishi jang san'ati siyosatida shu qadar buyuk bo'lganki, haligacha u kishini jang san'atining siyosatini butun dunyoda o'qitishadi, butun dunyoda o'rganishadi. Dars qilib o'sha harbiy nimalarda oliygohlarda alohida-alohida darslar tashkilib, u kishining hayoti, siyosati, strategiyalari o'tiladi. Haligacha butun kurslar, darslar o'tiladi. Shuning uchun sizlarga shu birinchi aytadigan maslahatimiz shu, har sohadan yaxshi xabardor bo'lasiz. O'z sohangizda eng birinchi bo'lasiz. Chunki bilasizki, mana aytilgan xabarlarda kelganki, eng yaxshi ishlardan biri chegarada turish. Ha, dushmandan himoya qilish, to'g'rimi? Eshitgansizlar? Sen chegarada turib, shu dushmandan ogoh bo'lish uchun, mamlakatga dushmanning kirishiga to'sqinlik qilish uchun uxlamay chiqqan odamning ko'zi ana shu xayrli ko'zlarda. Ikki dunyoda ham baxtli bo'ladigan odamlardan bo'ladi. Bugungi kunda boshqa xavflar endi hozir maydonda. Sizlar ham mangiz internetdan juda yaxshi xabardor, hatto bizdan yaxshi bilasiz bugun internetni. Masalan. Til bilasizlar, to'g'rimi? Inglizchadan hamma xabardormi? Rusdan ham qancha odam xabardor? Ha. Yaxshi. Ana bemalol butun dunyoda bo'layotgan ishlardan, yangiliklardan xabardor bo'la oladigan quvvatga egasiz. Endi bugun o'sha boyagi chegarada navbat tutishning yana boshqacha nimalari ham bor. Endi bugun onlayn bir maydonim bor, xalqni himoya qiladigan. O'shanga ham odam endi sal g'ayrat qilish kerak. Xalqni sal himoya qilish kerak. Mana oralaringizda dasturchi bo'laman deyotgan yo bo'lmasa shu sohada ketayotganlar bor? Sizlar nihoyat g'ayrat qilishingiz kerak. Nihoyatda. Chunki kitoblarda o'qitdingiz-a, sizni bog'ingiz begona nima qilmaydi? Qo'rqitmaydi. Xo'sh, birinchi masalani yaxshi tushunib olaringiz-a? Eng haqiqatda o'zingizdan is qoldirib, o'zingizni atrofingizda va sizdan keyin keladiganlar hayotini yengillashtirmoqchi bo'lsangiz,
Hamma sohadan xabardor bo'lasiz, ko'zingiz ochiq bo'ladi. Va o'zingiz tanlagan sohada eng birinchi bo'lasiz. Ana shunda ishingiz ham mukammal bo'ladi. Kelgan ishingizdan baraka ham bo'ladi. O'zingiz ham bekor yashab o'tib ketgan bo'lmaysiz. Shunday. Endi ikkinchi masala. Xo'sh, yana savol beraman, iloji yo'q. G'iybat qiladiganlar bormi orada? Ha, ko'taringlar, hamma qo'l ko'tarsin. Ha, uyalmangizlar, ha. Bu, hech kim sizga ikki qo'l qo'ymaydi boshqa kim. Ushmaydi hech kim. Ha, hamma, mana. Ha, yasin. Hamma g'iybat qiladi. Endi, hamma g'iybat qiladi, tabiiy hol. Chunki bugun odam beixtiyor gapiradi. Oson, chunki hech ortiqcha quvvat sarflamaydi, boshlamaydi. Alohida bir kitobga qarash shart emas. Bir nazarni izlash shart emas, tekshirib ko'rish shart emas. Yotgan joydan ham gapirib yuboraveradi, o'tirib ham gapirib yuboraveradi. Yonmasa-yon, choy ichib, ovqatlanib. Oson, oson muhokama. Chunki bizning muhokamalarimiz ba'zi g'iybatga qarab olib keladi. Shuning uchun sizlar eng juda ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan masala, hammalaringiz yoshsiz siz bu yerda. Oldingizda butun bir hayot turibdi. Biz hayotni balki yarimini yashab qo'ygandirmiz, balki asosiy qismini yashab qo'ygandirmiz. Yashaydigan tomonimiz, yashagan tomonimizdan balki kamdir. Masalan, biz mana 35 ga kirayotgan bo'lsak, yana 35 yil bormi yo'qmi bilmaymiz. Mana kimdir 14 ga, kimdir 15 ga kirgan, yana 15 yil bormi yo'qmi? Balki bordir 50 yil bordir, balki 60 yil bordir. İşini hech qachon shaxsiylashtirmang. Mana g'ibat masalasida. Bir de hikaye bilen sizlere düşündürüp edemem. Çıralı kırık. Yaşta bir iştahsız. Vakt şimdi sarmaya ki bu bugün ötüp etkilerindeki arkaya etkilemeye de çalışıyor. Lakseyem şimdi hazır bana şu an. Sizge etkilemeyeyim. Video kıvarız başlıklarız kayıtta görgenizmden bu hissiyat olmaydı. Bu kayfiyat olmaydı. Şunun için dikkat yaşta bir cemliyesiz, iştahsız. Hoş. Bir şayh var iken kutup adam, büyük adam. Olim odam, Qur'on karimning qorisi, hadis sharifning olimi, ustozi, qosa yetishgan odam, minglab shogirdlari bor, yoshi katta odam. Endi zo eski zamon 40 yoshga kirgan odam tayyor olim bo'lgan ya'ni. Bugun hali 40 yoshga kirgan odam hali endi yo'lini topgan odam bo'ladi. Ana shunday buyuk odam ekan, shu kishi bugun shogirdlari bilan hajga yo'lga chiqdi mavsumda. Endi eski zamonlar uzoq mamlakatlar bo'lsa, karvon bilan yaqin mamlakat bo'lsa, oson yetib borgan. Aksari shu Kaba muazzama atrofi, Makka mukarrama bilan Madina munavvaridan uzoq davlatlar hammasi shu karvon bilan yo'lga tushgan. Shu shayx ham butun shogirdlarni o'z bir karvon bo'libdi, yo'lga tushibdi haj mavsumida. Keyin yo'lda bir karvon saroyiga kelibdi, eskiroq karvon saroyiga. Shu yerda dam olamizda, ertalab yo'lga chiqamiz deb shu shayx hamma shogirdlarni olib kiribdi. Ustondan keyin shogirdlariga aytibdi, sizlar dam olinglar, bu atrofga bir qarab kering. Ham tahajjud namoz o'qiyman kechasi deb hovliga chiqdi. Tahoratni yangilab, sallalarni qaytadan o'rab, endi shu karvonsaroyga qaytib kiraman desa, o'sha karvonsaroyning sal narvog'ida bitta katta cherkov bor ekan. Katta cherkov bor ekan, o'sha cherkovdan bir qiz chiqib ketdi, juda go'zal qiz ekan, nihoyatda chiroyli. Shayx shunday qarab, hushi boshidan ketibdi, aqli ketibdi boshidan. Qizni yaxshi ko'rib qopti. Shunday karvonsaroyga emas, qizni oldiga qarab keta boshladi shayx. Shu qizni oldiga yaqinlashib qolganda, qizni orqasidan bir yoshi katta erkak ham chiqibdi, keksayib qolgan ekan. Bir to'xtabdi-da, to'xta endi yurib qo'ydim oldiga boray, deb boribdi-da, o'sha erkakdan so'rabdi. Bu qiz senga kim bo'ladi desa, bu qizim bo'ladi debdi. O'zim mana shu cherkovni rohibiman debdi. O'zing kimsan desa, men shu olim odamdan shogirdlarim bor, hajga ketyotgandik debdi. Endi musulmonlar shu ahli kitobdan, ya'ni yahudiylardan, xristianlardan qiz olaveradi. Shunga shu qizingni qo'lini so'ramoqchiman, qizingni menga bergin debdi. Shuni uylanaydi, o'zim bilan hajga ketaman. Shu xudo bo'layik desa, odam aytibdi, qizim yosh katta, 17-18 yosh qiz. O'zidan ham so'ray, bu nima deydi debdi. Sizga aytibdi, qizim, sen nima deysan? Mana tuppa-tuzuk odam ekan, olim ekan, yaxshi odamga o'xshaydi.
Turmuş kısıkasam desa, o da dedi, bizi şartlarımızı göre, adam ya Hristiyan buluş gerek, ya olmazsa bizi bir ezganımız kılış gerek. Bu işi dinden geçerdiğim adamı okşamaydı. Yani Müslüman adam Hristiyan bulup gitmesi gerek, her halde. Lekin bir şart koyuydu, şunu bacarsın diye beni turmuş gibi gerek. Gelin vatasiyem, mayla ne şart koyarsan desa, şu çelgoğunun arkasında katta bir çocukhanı var. Yani özler çocukhanı, şu çelgoğunun mesela karıştı. Şu çocuklarımızı 2 yıl baksın dedi, ben turmuş kısmım. Genç ayakkabı razı koptu, çocuğa bakışma. Genç hatta üstüye, buranın vergen kıyımlardan kıyıp yaptı, eski kıyımlardan kıyıp, tekrar da tayakma yaptırıp, sahar verdi. İş şu kadar kısa kayıttı, böyle yaptı ki, ben akıl olmayıydı. Şagirdler yan dokulayken, bu iş çıktı harada yani. Namı zekılmak şu ortada kısa vakti içinde şu iş böyle yaptı. Şartta şu saharda çocuklarının hayda bak başlattık şey. Yani şagirdleri sahar kayıtı durdu. Sahar, bıraksızlara sahar vakti kaçan. Sahar bu, bombat vakti kırıştan aldın. Yani biz Ramazan kayıtı saharlı kıradığım vakti, yani bombattan aldın. Yani tanrı ilk nasıl şu. O şey kayıtta durup iki rekat tahaccüd okup, kendi bombat okumumuzda deyip şagirdler dursa, şayet yok. Öyle geçip kıdırıp durdum diye karasak da şagirde çocuk kayıtı bir yanılmış. Tez aldığı yürüp vardı da, ya ustaz, neyim de çocuğa bakıyor bir süre taraftan. Gittik, onda dokunuyor musun ben dese? Dur bak, işlerim kılığa göre gidemiyor, vaydan aşkım ben çekiyor bunu. Vaydan bulsam, yalan çok kalır. Hagen şagirdler hem kepti, ustaz yendi, bomba at vakti boğul yendi. Yürüyün yani, imamı ödüver yendi, kim ödedi sizden başı imam ver? Dese, yo deyip kum yaptı. Bu arada özler bomba at vakti. Şu bilen ben ayı fark ettik şagirdin şu adam. Ustaz her gün şu çocuğa bakarken, bunu bilen. Şagirdler karvansaraydı, şu derslerini okurken, namazlarını okurken, o şeyde burayı yaşattı. Kim? Hac mavsumu yakınlaşı yaptı mavsum. Çünkü bilhassızlar burayı da bulmaktı, ha? Tezrak varması ürgürmeydi, kop git adam. Ayçıptığında kedi uğrağımız yendi, ustaz benim şey bizden varması yıkılıyor. Şimdi oralarda bir şagird ettik ki, yani bir madde yıkılması görecek şu ustazdan dedik, bir madde gibi. Eğer biz bilen ketse ketti, eğer ketmese ken keti uğramayız. Arman bulmasın yanına bulmakta buraya, çünkü bizi tarbiye aradı, yetiştirdi, adam kıldı. Şuna da şekil tanımız mı dedi, değil mi? Yani bana da şu ustazlarım oldu ya. Hazırat dedi, hacma sunucu diye yakın kaldı. Varması gülgürmeyemez. Çünkü yol basıp koyduk yarım yıl, başka. Hani arka kayıt peşiyorum ya, çünkü vakti yıtadı. Ateli bölmeye çıktık, varıp geriye geldik hatta hacı gel. Dese, yok yok, kötü vermeyelim dedi. Sizlerle 2 yıldan geri görüşelim dedi. Bu şagirdler yıllar ayrılıp durdu. 100 metre yürümezden ustası çakırıp durdu. Kaydılar dedi. Hem maskursam bu kaydı gibi kendi yüzünden geçse gerekti. Şuna ustasını aldı ekiye gelinden ki, ustası ayrıldı. Şu Kuday'ın işleri acayipleri etti. Bu işler başımda nömeden şüphelerini bilemem. Yani bu iş başımda nömeden geldi. Nömeden geldi. Güle yakışımda mı? Sen beni tutturmaya verdi, sarma bereket ama. Şart da kıyımlarına çıktı. Kulaklıkını çakırdı. Seni deneyim seninki, beni deneyim benimki. Bana şu çocuklara, başkalar özün gizliyle ol. Kızımın hafıragen karıştığı gitmiş gibi ben kettim dedi. Çıkıp başkattan yuvunup, taharata, kıyımlarını kıyıp atı götürüp yolu çıktı. Anca yolu yürgenle kıyıp Koşa bayağı bir şagird hakkımla bayanıyken, ustaz dedi, bayağı bir kızık yap ettiniz. Şunu, sabah ne etmeyeyim dediyse, oğlum dedi, anca evvel, bir yere verme, 3 yere verme. Bir kişi kut, düşünmeyin yoksa, bir kızgın mutlaka bu geldi. Bir vakit mi kızın yakış görüp kaptırıp, şu orkastan gezdik, vasa kıyım mı geldi. Sal kovdu, işi çapka geçir geldi. Dedi de, hani şu kayıtta ben nuhayatı kuttan kıkıldım, heybat kıldım, işini şahsilaştırdım. Yani kıyan işini yamanlaştığında olduğunu gel, özü kuttum, kip kip şu ne kadar adam, bu hani akıl bir sıra alır, deyip neçin altta davralarda yapıldım, başa kıldım, tam kıkıldım, mesaf edildim, başa kıldım. Aynen ısımını ayıp, başa kıp, doğrudan doğru işini şahsilaştırdım.
Ana şu işi bir aylanıp özüm başımda düştü. Yani şu işe özüm muhtara buldum. Şunun için birinci savab verdiler sizlere. Hibat edersin mi? Klas tabi. Bu siz imkanı yok aynısından, fazla bundan. Doğru mu? Yengilik yok, internet okuyuz, yengilik. Koşunun altında çıkarsa yengilik. Güveninizden iki gün görüşmeye basanız yengilik. Dostlarımdan üç gün görüşmeye basanız yengilik. O kadar otursan yengilik. Yani çok bugün. Serial görüyorduk, kimdir film görüyorduk mesela da. Ana bugün dünya şimdi kızıp, bura ölüm bilen vaktini okuzardı, bura film bilen vaktini okuzardı. Şimdi, dedik o dükkanlar çıkıverdi. Ana şunun için, ben sizlere gitmek için bilenlerse, şu yerde hazır. İşini, bakı gıybet kılası başa kılası, abone yapmak istiyorsanız, işini özünü yapayım. Yomal yıkan, bura çıktık o. İçkilikini yomal yıkan, yomal yıkan, adam mübarek adam. Hem de kafir vaziyet buladı, halat buladı. Ya başka, bana şimdi meselelerde sal hassas bulun, işini hiç kaçan şahsileştirmeyin. Çünkü hayatınız oldu da. Bir gün başınıza düşüp kalan, belki istemezsiniz. Aaa, nümayen bu iş benim başımda düşüp kaldı. Kep kep menge düşerdim şu iş. Bütün dünyada 6-7 milyar dolarından 40 milyon in aramayın. Bütün dünyanın adamı bakıyım, bak 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 kaldım mı diyen yapıp, kim kayda bak kaldım. Çünkü bugün işini şahsileştirmezsen, klinyen işin özünü yapırsanız, ama şunda hayatınız gözünü görürken, yaşa yaşa gülken bulasınız, çubayla yaşa gülken bulasınız. Şunun için tanıt, gıybet masallarda isimlerine imkan kadar, özünün ayı çıkarılmaz, imkan kadar. Bu adam bir gün örgülmeydi bunu. 10 gün öter, bir hafta öter, 40 gün öter, 50 gün öter, ama şu sizde adat bırak bir gün. Hemen yaş bilenin için şunu ayet veriyorum sizlere. Çünkü hayatınız altında, ambalarınız. Bana Savdakar'ın ustasını okuturup, Abdullah İbn Barak Gazavan'ı okşayıp ben, okşasam kanayım diyen adam var mı? Şu adam? Kok eken, ha? Ana şu havas, güzel duygu olacak size. Şu havasın altından yürüyüşüyor. Birinci şu iş neden başlanırdı? Niyattan başlanırdı. Çünkü dünya şunu dedi. Ana mesela, bir daha bir ilacı olur. Ama yaş bölgenin için savaş cevap konusundan başkaları yok. Bana adam ayetledik 100 korunu yuvuş için ha? Bir adam. Buna kadar. Bana uykudan durdu, 100 korunu yuvmak için. Hareket kıladı. Bu arada şu abdestten alıp durup kolların yüzlerini yuvadı. Bu hareket. Yok ki bana kızlar. O kadar yiyin şu, uygun mu yukladı adam? Aldım. Haa. O kadar ne kadar çıkarayım birinci? Topladı o. Mehnat. Yani. Lekin, ana şu o kadar ne kadar çıkarayım birinci? Ben kimdir ders mi akşıyor? Ne kadar? Topladı o. Ders mi akşıyor? Ders mi akşıyor? Tabi. Kitap okuşun. Aldım durup, bağırıp bir özeyi kere kitabı alıp durup, açıp okuyordu. Yani bugün kitabı kitap okuması değil mi? Kimdir internetten kitap okuyordu tabi. Reklam. Şunun için, bana şu cereyanda aldığın ne kadar koşan abi? Bir kitap okumamışsınız. Hareket. Hareketten ne oldu? Niyet. Bundan ne oldu? Aksan. He. Niyetten koşan abi. Niyetler ki neye gelen abi? Aksan. Aksan'dan gelen abi. Aksan da rejeler gel. Rejeler gel hareket gel. Hareketler netice kop gel abi. Doğru mu? Şunun için yakışlar esnatmam. Niyeti yok ne? Bir iş niyatı olması yani. Niyatı yok ne? Kıymeti yok. Niyat buralı, kıymet buralı. Şimdi, yakışıklı dikkatli işlersiniz. Hoş. Abdullah İbn Mübarek Hazretleri etken ki, işler aldın manevi başlar. İş aldın manevi. Hala bu kitap okumadınız, yakın dokuyuz kulak arası bu kitap çıkartınız. Bu şey, masalat verilen ki, iş aldın manevi başlar. Hani manevi başlar iş? Doğru mu? Bana mesela bir ticaretçi adam. Ticaret kılmak için ya ticaret yürüp durup da ticaret işte durup da. Onun şunu ticaretten gelirken barakası, faydası. O zaman hem mesela aldığım kayıttan başlanırdı manevi. Ben bunu size bir çöktür görüyorum. Hiç aldığım manevi başlanır. Siz saharlık durasınız. Niyetler kılasınız. Dualar kılasınız. Altanayınızın hizmetini kılasınız.
Kollarını okup gözlerinizi sürersiniz. Balarazın kolunu okup gözü sürerken var mı şu adam? Evet. Kopya tutuyor. Ata ananın kolunu okup gözlerinizi sürün. Aytadı ki şunda, adam köp kasalliklerden kurtulup gider. Gözde kasallik olsa, başka olsa. Başta bir hastalık olsa. Şunun için atananın kollarını okup gözlerinizi sürüşünü başlayın. Atanan kolunu gözüge sıradı adam. Bu ustaz tutadı. Ustaz hürmetin cahaya koyadı, hizmetini kıladı. Doğru mu? Ustazı kursan kıladı, sevindiradı. Yani, karında çocukları olsa ulan bir yaşlılık kıladı. Ailesi getirip geradı. Çünkü aile getirip geleceği mi olmasa da tabii. Hani erkekler yani. Ailenin ısı soğudan haberde görüş, yemek içmeye taraf görüş. Kullarınız salak uçtuk duruş. Nemeden hafsat kıladı? Nemeden hafsat edildi? Sağda öyle sadıkkın okuyanlar var mı? Ailenin ısı soğudan haberler alır. Haberler görür, baş topluyundan haberler görür, salakta uçtuk durur. Nemeden hafsat edildi? Nemeden? Gazat'tan hafsat. Sağda öyle sadıkkın albet topluyum. Gazat ne? Gazat, Allah yolu diyeceğiniz için. Gazat, görür. Cenk, vatan hımayası uçun. Din himayesi için, ailenin himayesi için, malınızı himaye kılış için, şerefinizi himaye kılış için siz cengi kırasınız. Düşman hücum eğilmeden gelin siz cengi kırışsınız gerek. Yani bana şu gazaptan, yok ki bu kimlidir kutkarış için cengi kırasınız. Ve kimlidir kutkarış için cengi kırasınız adam. Ya, tarihte bugün yani tabii. Ya bir asırlarla. Yani bana şu işlerden, ailenin salak uçlap duruş diyeceğine top uçlap duruş. Kiyim, kiymak, yemak, içmak, cüveyleri, masken. Kamerat kılıp şuraya karap duruş. Azat'tan afzaldır diyeceğim. Sadık Ölü Söz İlk'in elbet topayım. Elbet topayım. Adam kural biter, kocayı gibi arar. Kapılmayan sahabını. Aile git var bir topat. Çünkü bu müftün zaman adam kural biter, kocayı çıkarttı. Başka yerine çıkıp aradı. Nasıl etelik? Kocaya bağırıp kimlerdir yardım yapmak için başka yerden çıkardı bu adam. Bunun yolunu özgürtü var şahit. O adam özü bilmeyi kıtardı. Şunun için. Ailenin itibarı, ailelerle vakt ötkeziş, varlarla vakt ötkeziş, yani en yakışı vaktlerden sanırlar. Şunun için işler bir hiç manevi başlanır. Manevi işler olmadır. En hakkında iş başlasanız, işleriniz nakladı, maddi aks eder. Korunar maddiyatı. Maddette, barike bu görünürdü, işlerimiz yakış buladı, barışmaz ikişe iş buladı. Ayakı topladığın darunatınız mesela 10 milyon mas, 20 milyon buladı, 100 milyon mas, 200 milyon buladı. Şunun için işler manevi. Şimdi bana şöyle manevi mesela da Osmanlı'lık deken söz var. Osmanlı'lık burası var mı? Osmanlı'lık, ne ne Osmanlı'lık? O'smirli bu, o'sha biror narsaga yetish vaqtida, o'sha yoshligidan 14-15 yoshgacha, balog'at yetgungacha, balog'at yetganda ozgina vaqt o'tgungacha bo'lgan vaqt. Tabii. Bo'ldi. Bo'lmasin deb. O'smirli degan so'z bu kecha paydo bo'lgan. Kecha. Taxminan shu Buxoro xonligi qachon ketgan? Bizlar butun mashhadatimiz bor Buxoro xonligi. Buxoro xonligi, Xorazm xonligi. En ahırı parçalanıp etken Buhara Hanlığı buradı. En büyük saltanatları buradı. Ama şu parçalanıp etkenin ki kaydı bölgen nasıl bu? Özmürlük diyen nasıl yok. Adam avaz özgârışı ya başka kılıç, o başka mesele. Özmürlük buradı bana, neymişçe buradı bana, puberte ettiydi. Özmürlük İngilizlerden buradı, İngilizce sözüm bana, Özmürlük dedi. Buraya gel. Başta nasıl koyayım? Kulas. Başta payda psikologlar ne dedi? Garden psikologlar ha? Valla nispeten dostlarımla nasıbette bom. Bakış şahit sende ben. Kapkay tar sende ben. Cahal sende ben. Muhabbetli bu durum koşar mı? Öt kitap diyor. Öz valla mı? Otanın bir cahal mı? Hakkı var mı? Yok. Yok tabi. Hakkı yok. Doğru mu? Çünkü şunca muhabbet yedirip, içirip, tarbiyelip, katlayan adam gel. Muhabbet yemeyip, cehal kış, bunun hakkı var mı? Bugün kimdir işlese, boşa kısa, buraya varıp, iki mertte cehal kısa iş verirsin. Ne olur adı üçüncü mertte? Hayır, yaşanan. Şunca hayda var abi işte.
Shuning uchun o'zingizni kalangizdan chiqaring, albatta qayerdadir shunday ma'lumot o'qiyotgan bo'lsangiz, boshqa o'qiyotgan bo'lsangiz, mutlaqo ota-ona birinchi o'rinda turadi. Eng muhabbat ko'p ko'rsatish kerak. Eng e'tibor ko'p bo'lish kerak odam. Ota-ona hisoblanadi. Lekin ota-ona har kim oldingizda bo'lgani uchun o'rganish bo'lib qolgan odam. Har kim oldingizda chunki xuddi bog'lab bergandek, har kim oldingizda, har kim qarayiz, har kim oldingizda turib, tursangiz ham oldingizda turibdi. Darsdan kelsangiz ham oldingizda, ketayotganingiz ham oldingizda, har kim shuning uchun uncha qadrli bo'lmaydi. Lekin aslida kitob o'qib, ustozlar bilan maslahatlashib, gaplashib, ota-onani qadrini tushuning. Ota-ona haqida bob-bob kitoblar yozilgan, o'qing. O'smirlik degan tushuncha g'arbdan kirib kelgan. Aldami? U jahl qiladi, boshqa qiladi, o'shani ko'tarish kerak, boshqa. U bo'lmagan gap. Chunki bola agar o'z holi bo'lsa nima bo'ladi? Bola o'ziga nima yaxshi yomon ekanligini bilmaydi, o'tgan yil aytib o'tdim. Uni ustozlar ota-ona haq beradi. Chunki uni hali to'liq balog'at yetmadi, aqli bog'liq bo'lmadi. Shuning uchun endi ingliz tiliga bitta qaytarib olamiz degan nima edi? Repeat. Ha, repeat. Repeat va replying shundaymi? Birinchi masala nima edi? Xo'p, to'xta to'g'ri. Qalbim bo'ldi ya'ni, hech kishini eslab olishim. Birinchi masala, har sohada xabardor bo'lasiz. O'zingiz sahnangizda eng birinchi bo'lasiz. Ikki. Ishni nima qilmaysiz? Shaxsiylashtirmaysiz. Tanqid, g'iybat qilganingizda bir kun kelib o'zingizni boshingizga tushib qolishdan qo'rqing. Birovni yomon deyotganda, boshqa deyotganda, nihoyat to'xtab qoling. Bir kun kelib boshingizga tushib qolmasin. Tushundilaringiz-a? O'smirlik masalasi bunday ekan. Ishda qayerdan boshlanadi? Ma'naviy boshlanib, moddiyatda ko'rinadi. Ko'pchilik bugungi kunda adashadi. Moddiy nimaga qaraydi? Ma'naviy desa chiqib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Hasad bo'ladi. Omadsizliklar, ishsizlik, yoki bo'lmasa masalan, ishsizlikning boshqa omillari ham ko'p tabiiy. Bu bir omil. Mana shu faqat moddiyatga e'tibordan boshlanadi. Shuning uchun ma'naviy tarafga e'tibor bering birinchi. Endi hozir shu yerda 15 yosh odam bormi? 15 yosh odam bormi shu yerda? Yo'qmi? 12 yosh odam bormi? 13 yosh? 14? Güzel. 12, 14 yosh. Daha 11, 14 yosh. 15 yosh var ekan, ha? Bazen. Endi yaxshi eshiting. 12 yoshda qafga chiqqan odam kimlardi bizda? Zahiddin Muhammad bobo. To'g'ri to'g'ri. Zahiddin Muhammad bobo azizlar. 12 yosh odam qafga chiqib sulton bo'ldi. 12 yosh odam. 18 yoshga kirganda Alloh qo'shon fotih edi bobo. To'g'rimi? Aksini qaytarib oldi hech marta. Samarqandga keldi. Lekin oxiri nasib bo'lib yo'l olmas ekan, Hindistonga ketib, katta bir davlat tuzdi. Shuning uchun to'xtang. Mana qo'lingizga kattaroq pul tushib qolsa, ishlatib tugatgan payt o'yladi odam. Qay o'qigandan keyin yer pulim qayoqqa qolibdi-ku. Masalan. To'g'rimi? Yoki darsga yurib, oxiri 10 daqiqa, 15 daqiqa ulgurmayman deb ulgurmagandan keyin soatga qarab shuning uchun o'zi yosh bolalarni ishlab qolsa qiziq. Chunki yosh bolalar o'ta shijoatli bo'ladida. G'ayrat ishga sig'may shunday tilga chiqib ketaveradi. Yo qo'l harakatga tushib ketaveradi. Yo bosh harakatdan boshlaydi. Oyoqlar harakatdan boshlaydi. Mana shu g'ayratni yo'qotmangda to'g'ri sarflasangiz falon ustozlari yo'li bilan bugun keladi, yoshingiz katta bo'ladi. Ko'p vaqtlaringizni behuda o'tkazmay to'g'ri harakat qilsalaringiz bugun ertangi kunda afsuslanmaysiz. Biz so'rovnoma o'tkazganmiz. So'rovnomamizda tabiiy o'zimiz ham bor. Talabalar bilan so'rovnoma o'tkazganimizda aksar talaba bizga bitta gap aytgan. Aksariyat talaba. Yaxshi deb eshitasiz. Talabalar tabiiy 4 yil universitet o'qiydi, 4 yil, 6 yil
Ana şu talabalarni aksariyati bizga bir xil javob aytdi. Nima degan ular taxminan? Mayli yozmayman. Ular shunday degan. Meni umrimning eng behuda o'tib ketgan vaqti ana shu 4 yillik vaqt. Chunki oltin davr degan yolg'on gapni orqasidan chopib 4 yil o'tkazib olganman. Shuning uchun ertaga bir kun orqaga qaytib, darslar tugatib, bir joyga borganda orqadagi o'tgan umringizni tahlil qilgan paytingizda yaxshi o'tgan bo'lsin. Manfaatli bo'lgan bo'lsin. Xo'sh. Demak, yaxshi hisob qilamiz. Xo'sh, endi mabodo bizga savollar bo'ladigan bo'lsa, savol berishlaringiz mumkin, faqat shovqin qilmasdan do'stlaringizni hurmat qilib savol berasizlar, biz bundan keyin javob beramiz, bilsak bilmasak shu bilmadik deb aytamiz. Savol beradiganlar qo'rqmang, keyin biz ketib qolgandan keyin savol bersam bo'ladi deb yurmang. Haqiqiy adabdor yoki savdogarlar ustozi Hasan Qahramon Abdulloh hayoti boricha ko'rsatilgan yoki to'qimalardan ham foydalangan. Xo'sh, taxminan bu savolga shu birinchi marta javob beryapman, mayli 1001 marta javob berdim. İçtimai tarmaklarda kuzatken basalayınız, cevap verirken biz bu savağa. Yani kitap yazış üçün değil. Siz yazmayken, siz hikaye yazgan adamlar var mı? Real vakiyanın... Real, yani hakikatte bugün vakiyalar birbirine bağlaştığın adam ne kadar? Tokuma koşar. Tokuma koşar. Badiyi tokuma koşar. Tokuma deyken bu saat sabiyle işler bu kulakta. Lekin o şey kaydında tokumanı oynayamaydı. Az yine koşmuşa. Yoki badiiy bezak, yoki bo'lmasa bir-birini bog'laydigan voqealar qo'shiladi ichiga. Ya'ni to'qimasidan haqiqat ko'p. Tamomi hadis sharif rivoyatida Amir al-Mu'minin hisoblanadi. Jang san'ati bo'yicha g'oziy hisoblanadi. Tafsir Qur'on Karim tafsirchilaridan buyuklardan hisoblanadi. Mana Imom Buxoriy hazratdan ilk yodlagan kitoblari ana shu Musnad Abdullah ibn Mubarak bo'lgan. Musnad İmam Azam, Musnad Abdullah ibn Mubarak, Musnad Raqi, Musnad Suyan Sabri. To'rtta musnadlari yozilgan. Birinchi ilk yozilgan kitoblar. Shuning uchun bo'lgan voqea tijorat bo'yicha u kishining tijoratlaridan butun dunyoda dars o'tishadi o'z aslida. Biz O'zbekiston endi hozir odamlar tanib bildi. Oldin ham yaxshi bilardi. 24-yildan keyin biz o'sha mamlakatimiz bosib olingandan keyin unutilganda u. Shuning uchun voqealar real, lekin ularni bir-biriga bog'layotganda biz qo'shimchalardan foydalanganmiz. Javob beraman savolga. Yashang. Yana savol bor. Ikki savol bor. Ha. Yesin. Tarix tadbirlariga o'xshagan yana qanday tarixiy shaxslar o'tgan? Bu savolingizga javobni boshqacha beraman. Yaxshilab qiziqasiz. So'raysiz ustozlardan. Ma'lumotlar izlaysiz. Ming-minglab odamlar chiqib keladi. Tushundingizmi? Hozir sanasam, mavzumiz o'zgarib ketadi. Nihoyatda bo'ldi. Nihoyatda bo'ldi. Mamlakatimiz o'zida bir necha 10 ming odam. Yana bir savol. Assalomu alaykum ustoz. Barakatingizga xush kelibsiz. Bu kitobni yozib muxlislaringizga, ya'ni bizga taqdim etgan uchun o'zim nomimdan va oilamiz nomidan kattakon rahmat aytaman. Baraka toping. Sizga savolim shuki, bu kitobni o'qiyotgan paytimda o'zimni xuddi kitob qahramonlari orasida yurganday o'zimni his qildim. O'zim suhbatlarni, voqealarni orasida yurganday his qildim. Savol shuki, sizam kitob yozayotgan paytingizda o'zingizni shunaqa his qilganmisiz? O yüzden şuna kalırsın gibi duyuyorum. Sonra bir savol buldu, rahmet. Biz kitap yazış yarayana hakikatte özü kızık iş, özel iş. Çünkü kalem özü mukaddes nasıl bırakırsınlara birinci kalem yaramıyor. Ben bari sol olma sandı bir de. Kalem. Kimin kolda kalem olsa bugün aynen o kalem bulmazsa mümkün. Klavyatörde yazışınız mümkün. Yani kalem yani vardı. Kimge şu verilgen olsa o aslında bir katta mas'uliyatdir. Endi kitob yozayotganimda bir ma'lumotlarni qidirayotganimda, boshqa qilayotganimda rosti birinchi uyalaman. Ya'ni shu odamlarni
bir tırnağını kırgın azmediğin derecede adam ekenliğinden duyarım. Yani şimdi adamlar hayatını yaş bilmeyenim derim. Şunlar hayatını yaşayamayenim de duyarım. İkinci mesele, ben kitabımı yazıyken kaydımda vakiler içinde hakikatte siz görüşüp yaşayamam. Ruhsuz ilacı yok. Yani vakiyen canlandırış, insanlara yetkisi veriş. Çünkü bugün de adam hikaye tasarlı olmasa, başka olmasa ama yedim, ötük ederim şimdi. Bir bilimle bir mahsup olsak, o şey sel canlandırış ki, kızıktırış ki, hareket kırışınız tabi. Kodlu siz yoksa, benim şu vakiler içinde, şu cariyan içinde yaşayamam. Bir kitabı yazmak olsam, bir yıl vakti etse, şu bir yıl, şu ticaretimizden, işlerimizden arken kaydım, tamam, şu ümmeti yaşayacağım. Akşam yok yanımda, yeterli yuvan yanımda, yür yanımda, okatın et yanımda hatta, hayalimde şu nasıl boğardı. Şunun için, kitabı okuyduğunuzda, her daim şu yıllık yokça durup, vakit, hadiselerini, tasavvurunuzu canlandırıp okusayınız, bu bırak fayda olasınız, kudanmasın. Rahmet. Cevap için kutluyorum rahmet. Selamünaleyküm. Yine sabah var mı? Kitapta uzun krizden çıkarıp gelmişiz ya, kitaplardan olayım mı olayım mıyız? Yatıp akarken olsaydınız, bayağı sabahlıktan değerli bakar bize. Kitap işi, rahmet işi oldu. Yani ilahi bir ilham olmasa, ustazların maslahatı, ababak olmasa, ilham olmasa, bu kitap olmayı verir. İkinci mesele, yani bayağı gel. Vakıalar hem de cahit kırcaya götürüleceğinizden ki özünüzü fikirinizden yazıp çıkmasanız eskidir. Eski özbek yazımdan hem de okal atmış olur mu? Okal mıydı? Eski özbek tırıda kendi götürsün adamlar? Yüzyıl aldı. Bora dur, kela dur, ayta dur. Yani bu sözlerini biz bugünkü hazırlı cemiyatımız gibi maslamasaya gel, kitap olmayı. Yani adamlar okuyor muydu? Şunun için özümüzü sözlerimizden faydalanır. Kitabı yazganımız hakikatte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustad Agarlar Ustaz dedi. Abdullah ibn Mubarak. Bab hakikatten şu hikayeli bugün olsun. Neçinci yılında bugün? Ustad Agarlar Ustaz kitabını okuyken kayıttı. Abdullah ibn Mubarak deyip yazdı. Hiç gördüleriniz mi? Hiç kaçın yaşayamış, yaşayın yani. Hiç davul. Hiç kızıptılarınız mı? Ha? Kim kızıptı? Ha, kaçın yaşayın yani? Ye? Hiç kızıpmadı mı? İbn Mubarak davranlardı. Doğru yaşayın, en doğru cevap oldu şimdi. Topla doğru. Abla İbn Mubarak Hazretleri, Abla İbn Mubarak Hazretleri zamanında yaşayın. Tabi. Yendi karayın. O işe Saadet asrından keyin kuddu yağmur yaptığın değil. Kululuk kayda boğayan davul. Yaşlı hemen gizli tam. 6, 7, 8 sabahı. Asır yani. Bana şu asırlarını yana bir kızıp görürsünüzler. Cevap alasın. Bugün internet zamanında bunu bir konuşup inemez. Yıllarımla yazılıyor. Hoş. Yine kimde sorun var? Şu yigit sorun gelsin şu yigit. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Sevdagarlı Ustaz'ı kitabını yaz işte. Sizde nime mecbur kıldı, nime maksatta kımak çok olduyuz. Rahmet bana kitabı. Özü bugünkü zaman ayı, hazır ki dünyada özü adamların mecburiyetini hayatta artık etti. Özü aç adamını, ya ustazı var adamını, ya okuyan adamını. Mecburiyeti korku bir. Bizi birinci mecbur kıyken nasıl şükür oldu ki bizi ulularımız hayatını hem özümüzü örgeneydik hem başkaları böyle şey yoktu. Adamlar ulularımızı havasını yaşasın. Çünkü hiç tanımayan bilmeyen adamlarla saldatında etken de muhlis. Yani en saldıraştırma fanat. Fanatlık tübirgen adamlık köprüğü için şu kitabını yazıp halka vergeniz. Ve isterken şükür genki adamlar şu bitti bu sayem adam okur fikirlerini hayatını özgertirse bizi sevindirerdi, maksadımızı yetkili bir soplayımız. Şunun için şu iki narsa şu kitabını yazıp cemiyette takkaçlı sabah koyuyor. Ben kızlara bir sabah koyuyorum bahşeyken ki şu yüklükten. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Ne çağırsınızdan kitabı alışıyor kızlıktanız. Ooo zor sabah. Bu aslında
Yoza başlayan paytım tahminim 5 yaşlardı. Kitap yazmayan o payt tabii ki yazardım ben. Yazıp okuyalardım 5 yaşımda. Ki maktabı çıkıp 7 yaşından başlayıp okuduğumdan bile hiç kine kısmını hikaye yazılardı. Ben deyim ben. Sizler bu numara diye yediğinizde de matın mı? Matın, biz en düzgün hikaye diyeceğim. Hiç kine kısmını hikaye yazar. Küçük küçük. O işe zamandan başlayan o iş aslı. Lekin hakikatte yaza başlayıp okuyacağı vergen paytlarımız şu 2013 yılından keyif. Gülkhan, o şey yaşlar için yazgımız var. Gülkhan da, o şey tam günümüzde başka da. O şeyden ki hakikati yazgımak yapmamız ki, orada da işte makal makaladaki sayıtlarına koşalarına makalları uzattırardık. Ki, Özbekistan Ulu Akbar'da kendik şeyden diye makalları yazdık, koşa kıldık. Ticaret köpkenimizden ki, doldum şu kitabı yazış gibi ötkenimiz. Esselamu aleyküm. Xullas. Endi hammada tatsin. Yaxshi savol bo'ldi. Endi javob berishingiz kerak. Kitob yozish jarayonini tushuntirib bering deb aytar bo'lsangiz, soddaroq tushuntirib berish harakat qilaman. Hamma yaxshi bersin. Mabodo oralaringizda kimdir qalbida shunaqa yozaman degan ishtiyoq bo'lsa, yoki qatta qalam bo'lsa, foydasiga qolad nasib qilsa. Yoki qachondir imkon vaqt fursat bo'lsa, kimdir yozaman desa maslahat berishingiz mumkin. Xo'sh, yozish uchun odam birinchi nima qiladi? Birinchi navbatda avvalo odam o'zi shu ish qo'ldan keladimi, kelmaydimi uni tushunadi. Birinchi ish bu. Ikki. Shu yozmoqchi bo'lgan narsasi uning ikki dunyosiga foydali bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni shoirlar bor, boshqa bor, g'arbdadir, sharqdadir, boshqa shunchaki hozir qiziqib ketgani uchun, g'ayrat qilib ketgani uchun, yo bir voqeani ko'rib qolib turib, yo bir gulni ko'rib qolib turib, yo bir tabiatni ko'rib qolib turib yozibotgan she'r yo boshqaga o'xshagan. Ya'ni uni ham o'zining joyi o'rni bor tabiiy. Odamga ehtiyoj bor she'rga boshqaga. Lekin ikki dunyo uchun manfaat bo'ladimi, bo'lmaydimi? Uni tushunadi. 3. Yozmoqchi bo'lgan kitobini butun detallari bilan ma'lumotlarini jamlaydi. Butun hammasi. Uning uchun vaqt ketadi. Kitob kattaroq bo'lsa 1 yilda vaqt ketadi. 4. Agar u odam til bilmasa, til biladiganlar bilan albatta o'tirib, ulardan ma'lumot olish shart. Tarixni bilish uchun odam hozir bugungida eski o'zbek yozuvini o'qiy olish shart. Tushunish shart. Eski o'zbek yozuvini hamma biladimi, eshitganmi, xabari bormi? Arabchaga o'xshagan yozuv. Lekin til o'zbekcha, yozuv arabcharoq bo'lgan. Harflar soni ham arab tilidan ko'proq. Eshitdingizlar, yaxshi. Endi ma'lumotni jamlaydi, keyin til masalasi, keyingi masala. Odam til bilish kerak, solishtirib olish uchun, ma'lumotlar bir-biriga solishtirib olish uchun. Ya'ni arabcha biladiganlar bilan maslahat birinchi o'rin. O'sha agar diniy yoki bir oldingi olimlar haqida, chunki eski olimlar haqida yo eski ulug'larimiz haqida yozmoqchi bo'lsangiz, ularning hayoti dindan ayrı emas. Shuning uchun arabcha biladiganlar bilan maslahat, agar eski kitob yozmoqchi, zamonaviy dunyoda kitob yozmoqchi bo'lsa, unda baribir til muhim, muqayasa qilish uchun, ya'ni solishtirish uchun ingliz tili, turk tili, rus tili bilish kerak. Arab tili bilish kerak. Google'dan ko'rsalaringiz, arab tili bo'yicha nihoyatda ma'lumot, nihoyatda ko'p. Arablar haqiqatda g'ayrat qilgan. Google'ni ma'lumotni to'ldirib tashlang. Til bilasizda, o'sha tillardagi original kitoblarni o'qib ko'rasiz, boshqa qilasiz. Ma'lumotlar hammasini jamlagandan keyin endi navbat nimaga keladi? Endi navbat siz uslubingizga keladi. Siz qaysi uslubda yozmoqchisiz? Chunki romanchilik bor, qissa bor, hikoya bor, turku. Siz agar roman yozmoqchi bo'lsangiz, romanni qaysi yo'nalishda yozmoqchisiz? Ya'ni hikoya davomiy shaklda yozmoqchimisiz? Yoki bo'lmasa boshiga o'rtaroqda bir joydan
kızı çayını okuyup koyup durup, okuyucunu şu yerden tartıp alıp durup, ara ara da toktap toktap toktap, yana başıya kayıtıp, şuna kadar aman okuyansızlar ha, okuyun günler var mı, yakaptan çıkan kızıp yazdırken mesela. Peki mürekkep ram. Yani şuna kadar aman yazmak için siz. Yakup olmazsa, avtobiyografik kitap yazmak için siz. Avtobiyografik hemen düşün, değil mi demek şu yani? Bir şahsını özü hakkında. Bana şunlar hemen halkılarsınız. Bundan ki, bayağı ettim yani, hemen biz bir yemin için ayırtmadım. Birinci niyet duradı. Olay, maksat. Yeni nöbet demeye geldi, diyecek. İşinizi becerip alasınız. Kaçan yazmak istiyorsunuz? Kayıstet yazmak istiyorsunuz? Ana şunları hemen bilgileyiniz. Ki, yeni oturup, bütün vakiyanı canlandırış hareketi görürsünüz. Baş kayırdı buladı, ortası kandı, ahırı kandı buladı. Okuyucu ki nime demek için ben. Okuyucu nime haklı ediyor. Ben okuyucu ki nime demek için ben özü. Şunu öyleyiz. Bundan ki en mühim cahikeladı her gün yazarız. Eğer bir gün yazmasaydınız, bir hafta arka getirsin. Davami buluş şart yazışta. Her gün en olması bir takat başı yazışınız şart. Bunu yazarsınız. Şimdi yazıp buldunuz. Yazıp bulundunuz en azından 10 marta okuşuş gerekiyor. Hayatta hata kıldınız. Üstlükte hata kıldınız mı? Gatta hata kıldınız mı? Koşulları okup çıkarsınız da, ahırı tayar oldu dediğinden keyin yazıp bu, keyin tahir gibi verir. En ahır işi bu. Kalamot kurrak, kuşurak, tahir gibi verir, okutasın. Çünkü siz görmeyen hatanı kutu şahmatta yukarı. Şahmat oynadığınız var mı? Var. Bu ne? Tamışa kutursanız, hani ilk o işini sen bilmediğin, lakin sen bana sen bilmediğin de bulasın, bulmuyorsun. Olar ha? Neme geldi ha? İki arasından yaşlılık durarsan bana sen. Bunu gör deyip durarsın. Ha? Yani yazışan şunu değil. Yaz bu kendinizden ki onu bir başka adam görse hatanı kapat da. Dikkat. Ana bundan keyin kitabını halka çıkarıp verirsiniz mümkün olarak. Bundan aldığınız arayanları düşünürlük. Mabada düşünmeseleriniz videonun hop tepşucayını yani 2-3 madde eşitip koru olasınlar. Bana videoyu aldıklarken. Hoş. Yani iki de savun eşitimizde. İki de. Çünkü şu muhum hakikatte hemen faydalı bugün deyip öyle etken adam olsa savun. Gayret morgun dursun. De yengeler bak savun olsa cevap tapış mümkün yani. Ha. Mikrofon şu kızı verirsinler. Kan mikrofon. Yani bir kişi tayarlan dursun da iki de savun eşitimiz. Assalamu alaikum. Sabah geldiler ustazı, kitabın yazışlarına cevap değil mi? Ha, zor sağ ol. Bir yıl. Yazıp, tanımak egençe bir yıl çıkarıp, hakikat komşe o yüzden bir yanı bir vakit etti. Dekin bir yıl. Git gel. Şimdi, şu kişi yok dersin. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ben savalım. Demek ki siz İmin Abdullah İbn Mubarak hayat hakkı da yapılırmak için bugünsiz. Şu savalım. Ha. Yakı savalı olsa. Demek ki aynen şu şarkıda. Çünkü ulamalar hem etken ki Abdullah İbn Mubarak Hazretleri degen huddu sahabeler bilen o zamanlar. Bir adam yedi. Bitti kemçilik bu adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında yaşamaya geldi. Lakin sahabilerden aynı yerde hayatı. Yani şu kadar büyük adam, bütün yaşlılıklar da hayatı da yaşayıp çıkan adam. Lakin ustası İmam-ı Azam Hazretlerinden büyük emez. Şimdi İmam-ı Azam Razan'ın en büyük. Ablayın Barak Razan'ın keyin. Tabi yani ustası İmam-ı Azam Hazretleri mezhepleri o da sahkattı. Biz birinci üçten başta geldiğimiz sebebi bugünkü cemiyette hazır ki aynısı. Adamların şey, iş, ticaret, ilim meselesi muhum. Çünkü adam işleyemem deyip, bir ilim alamam deyip, kellesini her tarafı örgü attı hazır. Usta tutuş gerek adam, hareket kılış gerek, gayret kılış gerek. Çünkü az yine bulsun hem yardım bulsun, türkü bulsun deyip durup, şu kitabını birinci çıkardık. Kalkan kitaplarımız şu, tadrici, devamı, uluğlarımız bitti 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 bitti, artık yer yapıyoruz Allah'a olasın. Hoş, şimdi ben soru veririm sizlere. Çok soru verme. Bana. Bu. Hoş. Mali şu git soru versin. İslam olmasın. İnerdir İmam. Kitabı yazgansın. Şimdi ilhamların çizgi. Kaysı kim sebep koyuyor? Kaysı kitap koyuyor? Abu Hanife hakkı dedi.
İsminiz neydi? Abdullah. Abdullah. Güzel isim ekan. Yaşan. Yaxşı bir eşitdiğinizdir. Ben hazır imam mutlaka okuyunuzdur. Şu İmam Azam Hazretlerinin, Masraf Başımızın, tuğuluşundan da vafatı geçip, bugün hayatı var gibi. Tuğuluştan vafatı geçip. Kim yapırken de, falan. Abu Hanife yemez, İmam Azam deyip yapırın. Çünkü hakikatte büyük imam bugün. Hamma Masraf Başları otası, Masrafları otası. Ve oğlumun deyip kıyamet geç yaşayabilenler, hamması ukuşunu hesap geçirdi. Az yaşayıp, işte bürgen oğlum ders ödeyetkendir, boşkadır. Arap dilinde işgül etkendir. Yani mesela da aylık alı yaptı, yaşa yaptı. Ama şunlar hammasını asıl sababçısı kim? İmam Azam Hazretleri böyle. Şimdi ne için bu kişi hakkı yazdık? Çünkü biz şu mazhabdamız, Hanafi mazhabdamız, şu hayatta göre, şu yolga göre yaşa yapmaz. Şimdi bu yolun asasısı hakkı da yazışken şu ilham oldu bizde. Kula nasip kıldı, bana nihayet kitap kolayınıza tuttu. Sizlere iki de soru verin. İki de. Birinci soru şu. En... Bana, eğer bitti isteğiniz olsa da, mutlaka amel başarılı diyeyim olsa, bitti. Şu mutlaka amel başarılı diyse, şu isteğiniz ne olsun? Şu istek ne ne? Bana çünkü beş kişi cevap versin de, kalanlar içi de yaşatmaksın. Hoş. Tartılmazsan, uyarmazsan, ben şunu, şunu sorayım ha. Şu kan cevap versin. Ha. O. Yaşı. Şimdi. Kengrok. Yine yan kengrok. Fikirlen gel. Yine. O. Kubek'e tıkırayız. Üçte buluş gereği. Ha, siz nazarınızda. Lekin biz nazarımızda bitti buluş gereği. Ha, yaşayın. Yana bir kişi aldı ha. Yendi yapsa bir işte. Ecmet. Yendi yapsa bir işte. Hazır. Hoş. Çünkü bayağı kararımız savaş işte kaldık dedi. İlham kurup cevap verme dönmesin. Yendi karayın. Kişi hazır cevap verdi ki şu yaratken yeganda razı kılıyız. Kulağında razı kılıyız. Tabii. En büyük iş. Yani adam öz işe bir insanı öyle etti. Yani vazı kıldığınız tabi abadi bahtı ettiniz. Normalde biz savab vergenimiz, hatta uzun cevap vergenimiz başka. Normalde bu soruları köpçülük bir de cevap veren. Yaş katları yani. Katlı yaş. Yani sizler yaş, yaşsız. Katlı yaşlar şuna cevap veren. Ölmeyi yaşar. Hayatı şimdi yaşlılıkları toldurup ölmeyi yaşayabilir. Nuhul hayat işlerdi, ölümden yaşar. Köpçülü üçünde edip cevap verirdi. Ha, şu zamanın ikinci kısmı mı var yani? İkincisi üçünde, bu optu, bir tırağın bacarıldı. Yani bir tırağın içi bacaraman dese, ikincisi de ne olur? Ne olur? Bana bana bana. Az kim bir yaptı kapı? Şöyle kim yaptı? Bu neydi? O, güzel. Yaşı. Yaşı. Yendi. Kutlu şu ikinci savaşı, yani aksar adam nedir ki o kıradı? Hayat, yaşında bir doldurup yaşar. İkincisi, abadiyen gam görmesinden bahtı yaşar. Bu iki kişi, iki narsaya yarışı mümkün mü? Mümkün mü? Ha, ya Allah razı olsa. Mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün. Allah mahlasa böyle de. Mümkün.
Endi 5 daqiqa jimlik saqlab turasiz. Bunday hayot mumkin, haqiqatan mumkin. Kitoblarni o'qidingiz, ha? Shu odamlar shu baxt erishdimi? Bunday hayotga erishish mumkin. Buning uchun odam kitoblarni o'qing, qahramonlarga havas qiling, harakat qiling. Yaxshi niyat bilan, yaxshi maqsadlar bilan yashasangiz, odam abadi yashamasligi mumkin. Lekin yaxshi ishlarni qoldirib ketadi, hayot davom etadi. Va Xudo xolasa ikki dunyodan o'g'ladi baxtli bo'ladi. Shuning uchun ikki dunyo baxtiga erishmoqchi bo'lsangiz, shu bugundan g'ayrat qilasiz, boya aytilgan maqsadlarga amal qilasiz. Eng ozdan o'zingiz keyin boshqalar hayotini yengillashtirish uchun yashang. Xo'sh, e'tibor uchun hammaga katta rahmat. Mabodo kimdadir shaxsiy bir maslahat bo'lsa, yoki qandaydir murojaat bo'lsa, u o'quvchidir, o'quvchidir, bizga murojaat qilishi mumkin. O'ta shaxsiy, masalan, qanday rivojlanish masalasidir, yoki yozishdir, yoki tijoratdir, boshqadir. Qo'limizdan kelsa biror maslahat beramiz. Agar qo'limizdan kelmasa, qo'ldan keladigan boshqa bir odamga yo'naltiramiz. Hammaga katta rahmat. Vaqt ajratib sizga rahmat. Bahaja kelib. Devlar sizlashganingiz uchun. Xo'p, yo'qdimi? Ustoz sizga jamoamiz o'quvchilar tomonidan tashakkur aytamiz. Javobga sarflab bizga kelganingiz uchun. Maqsadlari qo'yib olgan, ko'zlar yonib turgan, hayot yo'llari aniq bo'lgan bolalar ko'ray. Katta rahmat sizlarga.